Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Hoş geldiniz Bloomberg ET stüdyolarına. 30 Ocak 2024 Salı akşamındayız ve bu akşam Piri Reis Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu ve Ekonomi Gazetesi yazarı Doktor Şeref Oğuz Hocam bizimle birlikte. Erhan Hocam hoş geldiniz. Şeref Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Hepimize iyi yayınlar olsun. Çok teşekkürler. Bu akşam birçok konuya değinmeye çalışacağız ve hepsini birbirine bağlayarak devam edeceğiz. İlk konumuz ise Türk İş'in bugün açıkladığı Ocak ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırması. Buna göre, şuradan hemen yanlış söylemeyeyim. 15.048 lira. Açlık sınırı 15.048 lira, yoksulluk sınırı da 49.019 liraya yükseldi. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre %4,27 arttı. 12 ayda ise Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin sadece gıda için yapması gereken harcamalar 12 aylık dönemde %69,76 arttı. Yani yıllık enflasyona baktığınız zaman onun bir miktar üzerinde, 5 puan üzerinde bir artışa işaret ediyor. Tek kişi olarak bakıldığında ise hani bu şeyde çok gündeme gelmişti. Asgari ücret konuşmalarında yine Ankara'da yaşayan bir kişinin bekar bir çalışanın diye geçiyor. Evet. Harcaması da tek kişi oluyor zaten. Yaşama maliyeti de 19.630. 19.000 lira 630. 19.630 lira oldu. Evet. Evet. Kimden başlıyoruz? Nasıl arzu ederseniz Erhan Bey. Erhan Hocam'la başlayalım. Peki teşekkür ederim. Çok bu ara geçen hafta da Türkiye İstatistik Kurumu da açıklamıştı. Hissedilen enflasyon vesaire çok tartışıldı. Evet. Geçen hafta pazartesi akşamı da konuşmuştuk. Bilmez miyiz? Avrupa'da Euro bölgesinde mesela 5 katına kadar hissedildiği de ifade edilmişti. Ama Euro bölgesinde enflasyon kaç şu anda? 2,6 mı? 2,4 mu? 5 katı ama olduğu zaman ne oluyor? O %10 mu oluyor? Abi 5 de 10 katı bile hissetsen benim resmi enflasyonumun çok altında kalıyor. Evet. İstersen o hesaba girmeyelim, tamam. Üzülürüz. Evet. Tamam. Bir de şöyle, geçen sene mesela 9-10'du. Onun 5 katıysa 50 hissediyor olmaları lazım ki Avrupa'da 50 hissederlerse herhalde bayağı yer yerine oynar. Yani pek Fransız öyle bir... Yani 2-0 olmuş. Dolayısıyla o 5 rakamı biraz tartışmalı gibi geliyor ama evet doğrudur. Yani bazı fiyatlar ortalamanın üzerinde artıyor. Ya bu anket önemli aslında, işte bu asgari ücret tartışmalarında da konuşuyoruz. Öncü bir gösterge oluyor aslında. Temel, en çok vatandaş olarak hissettiğimiz ürünleri de kapsıyor. O açıdan önemli olduğunu düşünüyorum. Bir kere bu açlık sınırında yaklaşık %5'e yakın bir artış. Temelde gıdadan kaynaklanan bir artış. Biz Ocak ayında aslında daha çok hizmet sektörlerinde, akaryakıtta, bunun birçok ticaret sektöründe yansımalarını göreceğiz. Yani Ocak ayı için gıdada gelen artış aslında gelmekte olan enflasyonun yüksekçe geleceğinin bir habercisi gibi görünüyor. Bu hani belki ilk etapta daha sınırlı yansıması gereken bir fiyat artışı bu. Önümüzdeki aylarda bu mazot falan artışının tarıma dolaylı yansımalarını göreceğiz ama bir tanesi bu. Yoksulluk sınırı 50 bin liraya dayanmış. 2 bin lira artmış bir önceki aya göre. Yani işte asgari ücrete ne kadar zam geldi? 5 bin lira, 6 bin lira. Ha, evet. Demek ki bir ayda 2 bin lirası gitti gibi. Yani yoksul 4 kişilik bir ailenin temel ihtiyaçları için daha almadan. Daha cebimize girmeden dolar üzerinden hesap edince 18 dolara da şu anda gitti. Evet, yani aslında 47 bin 49 küsur. 2 bin lira gitmiş. Daha cebimize gelmeden geçen aydan gidiyor. Demek ki işte bu hızda giderse, bu hızda gitmese bile birkaç aylık ömrü var bu zammın gibi bir anlam da çıkıyor. Hadi birkaç ay olmasın, 4 ay, 5 ay maksimum. Maalesef bunun sinyallerini bize veriyor. Tek kişi diye baktığımızda zaten biliyoruz, bir bekar çalışan 19 bin. Yani evet, bir asgari ücretle çalışan ailesiyle birisi şu anda kira ödemediğini düşünürsek eğer. Belki. Yani bekar çalışıyor, tek yaşasa bile demek ki asgari ücretle yetmeyecek. Yani sorunun devam ettiğini görüyoruz. Temel ürünlerde artış devam ediyor. Sürpriz yok. Zaten beklediğimiz bir tablo olduğunu da görüyoruz. Ama dün gördüğümüz o gelir dağılımı anketinde en düşük gelir gruplarının kaybettiği, hatta en düşük de demeyelim, en üst dışında birçok grubun
alttaki tüm grupların kaybettiği tablonun devam ettiğini de bize gösteriyor. Yani biz ücret artışları geçen sene ne kadardı? Yaz aylarında işte 11 bin, 8 bin, yani geçen sene Haziran'da 8.400 falandı. Şu anda 17 bin, iki katına çıktı. Ama buna rağmen yetişemeyen bir artışı maalesef görüyoruz. Peki Erhan Hocam, Şeref Hocam size gelmeden Erhan Hocam'a hemen şunu da sorayım. Ocak ayında beklentilerin üzerinde bir enflasyon bekleniyor. Yani %5 idi ilk tahminler ama 6,5-7 bandında tahminler de yapılıyor. Hatta üzerinde 7,5-8 arası bekleyenler de var. Ve bu geçişlerin sizin de bahsettiğiniz gibi Şubat ayına ne kadar yansıyacağı da şu an için henüz tam olarak kestirilebilmiş değil. Dolayısıyla enflasyonda Mayıs ayında görülmesi beklenen %70 üzerindeki zirve diyoruz ya, %74, %75 Mayıs ayında görülmesi bekleniyor. Sizce bu Ocak ayı ve mümkün Şubat ayı gerçekleşmeleri Mayıs ayında göreceğimiz zirveyi Haziran'a, Temmuz'a atar mı birincisi? İkincisi 70'in üzeri diyoruz, 74 diyoruz, 75 diyoruz. O zirve 80 olur mu? Ve üçüncüsü bütün bu olumsuz senaryoda yıl sonu enflasyon beklentisi 36-42 bandında baktığımız zaman tahminlere, birazdan onu da soracağım size, 36-42 bandında 40-45 tahminleri de yapılıyor. Yıl sonu ilişkin acaba tahminleri de değiştirir mi? Ne dersiniz? Şimdi birinciden başlamak gerekirse Haziran, yani Mayıs ayında sıfır civarı bir enflasyon olduğu için zirveyi muhtemelen Mayıs ayında göreceğiz. Ama Haziran'da bir ihtimal, bir tık daha yukarı atma ihtimali olabilir. Temmuz-Ağustos'ta çok büyük bir ihtimalle önemli bir gerileme çıkacak karşımıza. Haziran'da çok muhtemelen bir gerileme olur gibi gözüküyor. Hani tarımın, gıdanın vesaire etkisiyle, ama uzun bir süreden bahsediyoruz. Seçim sonrası kur dahil olmak üzere birçok enflasyonu etkileyecek gelişmenin ne yönde seyredeceği de önemli olacak. Mesela kurda çok büyük olmasa bile bir hafif kıpırdanmanın bile etkilerini görebiliriz. İkincisi, bu bence 4-5 puan yıl sonu tahminlere, şu son bir ayda yaşadıklarımız tahminlere ilave bir getiriyor gibi gözüküyor. Yani o 42 tahminlerinin 45 üstü 47'ler civarına geleceğini, 35-40 arası tahminlerinin 40-45 bandına geleceğini düşünüyorum. Ama bu geri döndürülebilir mi bu tahminler? Biz seçim sonrası şu anda görünmüyor ama çok sert frene basacağımız bir tabloya gidersek, para politikasına ilave sıkılaştırmalar, maliye politikası ve diğer önlemlerle diyelim, o zaman bir miktar geriye gelebilir. Ama bugün benim görebildiğim 4-5 puanlık bir ilave yük gelmiş durumda. Zaten hani 4-5 dediğimiz tahminlerin çok kısa bir süre sonra öğreneceğiz, 7 ve üstü gelme ihtimali bile zaten tek bir ayda bile 2-3 puanlık bir farkın geldiğini gösteriyor ki bu minimal, daha da yukarı gitme riski var. Para politikasının biz etkisini normalde 6 aydan sonra bekleriz. Yani Aralık, Ocak kritik. Para politikasını sıkılaştırmaya başladığımız dönem Haziran. Dolayısıyla aslında artık bizim bunu hissetmemiz gereken bir dönemde fiyatlama davranışlarının ve enflasyon beklentinin çok değişmediği, hatta maalesef bir miktar yukarı gittiğini görüyoruz. Yani bunu önemsememiz lazım. Bu önemli. Para politikasının işe yarayıp yaramadığı ya da ne kadar etkili olduğu konusunda önemli bir parametre. Aktarım mekanizmaları, bunu tamamlayıcı diğer politikalar devreye giriyor mu, girmiyor mu, ama son bir aylık, bir buçuk aylık karnemiz zayıf maalesef enflasyonda. Burada da yani bunun birçok nedeni var. Ücret gibi düşünülmesin. Bence ücretin çok üzerinde sıralamada yer alan faktörler var gibi geliyor, zamanımız olursa daha, o konu açılırsa konuşuruz. İnsanların cebine girmiş değil. Onun altını bir kez daha çizelim. Şimdi Erhan Hocam tabloyu çizdi bize. Yani eldeki veri setiyle seçimden sonrasını bilemeyiz. Hakikaten çok sıkı bir para politikası ve sıkı bir maliye politikası ile devam edecek olursak evet, bir miktar daha iyileşme söz konusu olabilir. Ama bugünkü çerçeveden baktığımızda en basit haliyle yıl sonuna ilişkin enflasyon tahminlerinin bir miktar yukarıya atması normal gibi görünüyor bugünkü veri setiyle baktığımızda. Peki şöyle bir 15-20 gün, 20 gün bile değil, hadi 15-20 gün. Türkiye ile alakalı dünya kadar yabancı kuruluş, yatırım bankası değerlendirme raporu yayınlıyor. Ki
hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Son derece pozitif raporlar. Türkiye'nin tekrar radara girdiğini, enflasyonun hızlı bir şekilde düşeceğini, bu süreçte büyümeden çok da fazla taviz vermesine gerek kalmayacağı, döviz kuru tahminleri var. Bundan yaklaşık 2-3 ay önce 40 ve üzeri döviz tahminleri yapılırken şimdi döviz tahminleri bayağı aşağı, döviz tahminleri de yıl sonu kur tahminleri de bayağı yavaş yavaş aşağıya doğru gelmiş gibi görünüyor. Arada tek tük bir tek HSBC'yi hatırlıyorum. En büyük risk erken faiz indirimine gitmek olur şeklinde bir HSBC raporu vardı ama onun dışında genelde, hatta Goldman Sachs'ın geçen hafta enflasyonun tahmin edilenden de hızlı bir şekilde %30'lar ve altına inebileceğine dair bir raporu vardı. Şimdi ya biz bir şeylere yanlış bakıyoruz, yanlış bakıyoruz demeyelim, arada bir değerlendirme farklılığı var diyelim belli ki. Şimdi dışarıdan bakıp bizim bu kadar iyi gittiğimizi gözlemlemeleri... İyi gidiyoruz zaten. İyi gittiğimizi olandan da daha böyle evet, bizim tahminimizden evet. Hızlı gidiyor olmasının hangi gerekçelerle olduğunu ben çok merak ediyorum. Yani açıkçası biraz da halk tabiriyle söylüyorum. Ya bizi gaza mı getiriyorsunuz kardeşim? Nedir? Satacak param var. Line'larını da açacağım seçimden sonra. Sen de buna yüksek faiz vermeye hazırlan. İyi gidiyorsun. Ben sana para aktarmaya hazırım. Yeter ki işte dediklerimi yap falan manzumesinden mi bu? Yoksa biz gafiller, içerideki ekonomistler, görmediğimiz fakat onların gördüğü bir alan mı var? Ben çok bakıyorum buna. 90'lı yıllarda da bunlara baktım. 2000'li yılların başlarında da baktım. 2010'lu yıllarda da baktım. Baka geldi. 41 senedir, 51 senedir bu işi yapıyorum. 41 senesi 42 ekonomi. Gördüğüm şudur. Onların bu raporları hazırlama sürecine dikkatimi çekiyorum. Bu raporları kim hazırlıyor, nasıl hazırlıyor? Hangi parametreleri kullanıyor? Buna baktığım zaman kenarda kıyıda kalmış onlar için şu anda bir şeyle birinci önceliği olmayan bir ülke için tahmin yaparken üzerine fazla ihtisas gösterdiklerini inmiyorum. Bir ikincisi içerideki veriyi kimden alıyorsun? Üçüncüsü bu aldığın verilerin açıkçası sadece rakamlar üzerinden mi gidiyorsun? Bunun sosyoekonomik yapısı var, jeopolitik riskleri var, iç siyasetin dinamikleri var, seçim var vesaire. Şimdi açıkçası bu kadar iyi veriler bana sunmuyor olması da beni biraz tedirgin ediyor. Ben biraz ihtiyatlı iyimser olmak, bunlar çok iyimser. Evet. Ben ise ihtiyatlı iyimser olarak diyorum ki Genelkurmay sitesinde eskiden bir laf vardı. Hücumun yolunda gidiyorsa bil ki pusuya düşürür. Ne yolunda? Hücumun yolunda gidiyorsa bil ki pusuya düşürüldü. Bu kadar her şey too good to be true. Her şey gerçek olmayacak kadar iyi bir tablo sunuluyor. Niye ben bunu göremiyorum? Gafletinden mi? İdeolojik saplantım mı var? Hükümete karşıyım da ben mi görmezden geliyorum? Hani onlar gözleri vardır, görmezler, kulakları vardır, duymazlar hani böyle ilahi söylemlere mi? Hayır. Bakıyorum kardeşim benzeri başımıza geldiği zaman bu kadar bizim iyiliğe gidecek olan parametreler yok. Ya siz yalan söylüyorsunuz ya da tuhaf bir şekilde bana bir zemin hazırlıyorsunuz, gaza getiriyorsunuz. Ne için? Aklıma da burada şu geliyor. Churchill'in meşhur lafı. Churchill biliyorsunuz siyasi kariyerini çizen bir ulus olarak onun hayatında çok önemli yer kapsıyoruz. Çanakkale Savaşı'nda. Türklere çok dikkat edin diyorlar Churchill. Eğer diyor uzarsa budayın, solarsa sulayın. Şimdi uzarsa budadıklarını biliyoruz 2018'de, 19'da kur ataklarıyla. Şimdi solma zamanında bizi suluyorlar mı? Bu bir. İkinci bir unsur da açıkçası kardeşim enflasyonun çıktığı yerden aşağı inmesinin bir dinamiği var. Nasıl oluyor da bir anda 36'ya, hatta Wells Fargo'nun bir tahmini vardı. Dolar diyor 29 liraya inecek. Nasıl inecek kardeşim? İçeriden ihracatçı bas bas bağırıyor. Ben diyor 40-45 yetmez bana, daha da ver. Öbür taraftan dışarıdan para bulamıyorsun. Hatta o kadar bulamıyorsun ki dünyanın laundry'si olduğun, ona rağmen o giren paralarla medet umuyorsun. Damlayan gelirlere bakıyorsun, yetmiyor sana. Sadece bu yıl 220 milyar dolar, 200 milyar dolarında olduğu arasında bir faiz ödemen var. Yani yurt dışına bir müthiş bir gelir transferi yapacaksın. Hal böyle olduğu zaman sen nasıl oluyor? Türkiye ekonomisi için bu kadar iyi bir rapor veriyorsun. Ben altında açıkçası Çapanoğlu arıyorum. Ama şunu da belirteyim. Gönlüm inşallah onlar haklı çıkar. İnşallah, biz saçmalarız, biz yanılırız. Fakat bunun dinamiği yok. İyimserlik iyi de ihtiyat da olmak lazım. Niye söylüyorum bunu? Sadece enflasyon için %70-75, hatta şimdiki son ilavelerle
sevgili kardeşim de söyledi. Belki 80'de zirve yapacak. Onu belki, bilmiyoruz. Evet. Baz etkisi, yaz etkisi, güz etkisi, gaz etkisi. Aldık çıktı. Eylül'de gerçek seyrine girdi. Yıl sonunda Merkez Bankası diyor ki 30 ile 42 arasında olacak. 36 da benim medyanım diyor. Ortasında olacak. Ama şimdi o bile bundan vazgeçti. Yavaş yavaş her açıklamada o zirve yukarı doğru itekleniyor. Niye itekleniyor? Çünkü normalde biz %3 civarında her ay bir enflasyon beklerken sadece Ocak içerisinde belki 3 katı gelecek. Bilemiyoruz onu. 8-9 rakamını bile duydum. TÜİK'in bize ne söyleyeceğiyle ilgili bir öykü. Şimdi o çerçevede çıktığı zaman 80'e, 75-80 arasında bir yere geldiği zaman aşağı inmesinde bildiğim bir şey var. Bütün uluslar da buna 3 aşağı 5 yukarı aynı seyri gösterir. Eğer yanlış söylüyorsam Erhan da sen bana söyle. Enflasyon çıkarken asansörle çıkar. Onun alışkanlığı budur. İnerken? İnerken merdivenlerden iner, ara duraklarda da direk dinlenir. Türkiye ekonomisinin en azından hep böyle olmuştur. 90'lı yılları hatırlıyorum yukarıya çıkmıştı. HDTM endeksi diye bir endeks vardı. Hazine Dış Ticaret Endeksi. Devlet hesaplarını diye TÜİK'in eski versiyonu Devlet İstatistik Enstitüsü'ydü. Onu kullanmazdı. Devlet kendi endeksini tutardı HDTM. %152 çıktığı zaman rahmetli Özal onu lağvetti. Yani infaz etti onu. Yani ben de orada şu hatırlıyorum yine büyük bir gazetenin ekonomi yönetmenliği yapıyordum. Ateşi düşüremeyen doktor dereceyi kırarmış diye eleştirmiştim rahmetli Özal'ı. Şimdi onu aşağı inerken bu kadar hızlı inmesini gerektirecek hiçbir şey yok. Dışarıdan para gelmiyor. Artı çok fazla para ödemelerim var. İkincisi içeride de üstelik şu verilen rakamlar yetmiyor. Bak şimdi asgari ücretin yılda iki kere artırılmasını rakamlar söylüyor bize. Nedir? Bundan yıl sonuna kadar gelecekti değil mi? Doğru. Hayatım Temmuz'a kadar dayanırsa öp başına koy. Artı bugün yoksulluk sınırı açıklandı. Doğru. Açlık sınırı açıklandı. Doğru. Emeklinin maaşını 7500'den 10.000'e çıkardın. Doğru. Saraydaki yapılan yeni çalışmalardan biraz haberdarım. Onlar söylüyorlar ki Mart'ın ortasına doğru büyük ihtimalle bunu açlık sınırından çekecekler. Neden? Emekli diyor ki ya ben acıkabiliyorum diyor. Klinik deneyler gösterdi ki ben de acıkabiliyorum. Üstelik bir özelliğim daha var, oy verebiliyorum. Bak bu ikinci özellik bana sonrası birinci özelliğinden daha önemli. Oy verebiliyorum. Bu ne demektir? Sandığa gidecek olan 16 milyon emeklinin 6 milyonu şu anda 10 bin lirada kıvranıyorlar. Hatta onun altında daha da var, onları da gündeme getirmek lazım. Bloomberg kanalı, haber kanalı. Emekli, malüller, yetim, dul vesaire onlar 4500, 5000, 6000 lira alan insanlar var. Şimdi acıkabilen bir emeklinin maaşını sen buraya çekme noktasında büyük ihtimal demek ki yeniden bir seçim ekonomisinin bir parçasını uygulayacaksın ki orta vadeli programda bundan söz etmedik. Ben peki ödenmeli mi? Evet ödenmeli. Çünkü ya kardeşim açlık asgari ücretin anlamı ne? Onun altında ücret ödeyemez. Bundan 25 sene önce asgari ücret yoksulluk sınırının üstündeydi. Yani anlatabildim mi? Çok üstündeydi. Şimdi geldiğimiz noktada ne var? Asgari ücret açlık sınırının altlarında ya da kenarlarında seyrediyor. Bu düzeltilecek. Bütün bunları üstüne koyduğun zaman zaten senin yönetmek zorunda olduğun bütçe açığı itibariyle belli ki bir baskı gelecek. Hal böyle olduğu zaman senin hangi tahminine inanayım kardeşim? Kaldı ki tahminlerin onlar da ikide bir değiştiriyorlar. IMF'nin bugün gelen tahmini ne yaptı? Önce düşürdü şimdi yükseltiyor. Evet, artı orta vadeli program dedi 4 dedi. Kimine göre 2.8 rakamını bile duydum. Aşağı doğru bizimkiler biraz daha gerçekçi adım atıyor vesaire ki haklılar bunda. Yani ama şurası da var. Türkiye ekonomisi büyüme konusunda enflasyon üretmeyi dert edinmediğinden dolayı hızlı gidiyor. Fakat aşağı indirme konusunda hesap kitap yapamıyoruz. 2011 yılında Türkiye ekonomisi %8,5 büyüdü. Hatta son çeyreğinde 11,5 gibi inanılmaz 3 rakamlı büyüyle yaptık. Çin'le yarıştık. Sonra o sıra Ali Babacan'dı ekonominin başında. Ya dedi arkadaşlar dedi. Burada bir yanlışlık var. Bir bu kadar hızlı gidemeyiz. Abandone oluruz. Motor çok ısı üretiyor. Enflasyon pusuda bekliyor. Gelin şunu biz 5. vitesten 4. vitese indirelim. Yaptığımız bir tane soğutma, bir iki tane soğutma alanlarıyla bırak 5. vitesten döne inmeyi.
Rölantiye düştük. 2.2 oldu 2012'de. Şimdi anlatmak istedim. Türkiye ekonomisinde bir gerileme söz konusu iken sen hangi gerekçelerle bunu yukarı çıkarıyorsun? Altındaki yapılara bakıyorum. Bazı şartları da kenarlara koymuşlar sevgili kardeşim. Şu yapılar, şu adımlar, şunlar vesaire. Peki bunlar atılabilecek mi? Başka bir sıkıntıdan söyleyeyim sana. İnşallah 2024'teki 31 Mart son seçimimiz olur. Ve ondan sonra sıkı para politikası değil, sımsıkı para politikası gerekecek bir ortama giriyoruz. Doğru mu? Doğru. Ama Cumhurbaşkanı'nın yeni anayasa talebiyle beraber önümüze yeni bir referandum sandığı konacak ise, bir yılda iki seçim yapmak yasak olsa dahi, burası Türkiye, çıkarıldığı zaman sandık arkası sandık noktasına gelince senin açıkçası yıl sonu yapacağın tahminlerin her biri matematik ilişkiler, denklemler, kurduğun modellerden çıkar, non parametrik siyasi bazı mülahazalara dayanır. Çok basit. İstanbul için söyleyeyim. DEM Partisi eğer burada aday gösterirse İmamoğlu'nun seyri başka bir olacak ya da kurumun göstermezse başka bir yere gidecek. O bile normalde siyasi istikrar noktasında yeni bir vadi açacak iken seçim sonuçlarına bağlı olarak Cumhurbaşkanı'nın belki yeni referandum konusunda adım atıp atmayacağı belirsizken yurt dışındaki tahminlerin bana göre cetvelle insan resmi çizmeye benziyor. Cetvelle insan resmi çizimi Türkiye'deki bütün gelecek şeyleri freehand çizilir. Eğri büğrü çizilir çünkü kırılma noktaları çok fazladır. Şahane anlattınız hocam, teşekkürler. Erhan hocam, az önce Şeref Hoca IMF'nin raporundan da bahsetti. IMF'nin raporunda küresel büyüme ve diğer ülkelerin büyüme beklentileri değiştirildi. Türkiye'nin de 2024 yılı için %3'den %3,1'e çıkarıldı. 2025 yılı da %3,2 olarak korundu. Ama Türkiye özelinde değil, genel olarak şöyle de bir uyarı var, benim dikkatimi çekti. Enflasyonun daha hızlı düşmesinin finansal koşulların daha da gevşemesine yol açabileceğini ifade ediyor. Buna dikkat edilmesi gerekiyor diyor. Ve gerekenden ya da tahmin edilenden daha gevşek bir maliye politikası geçici olarak daha yüksek bir büyüme anlamına gelebilir. Ancak daha sonra çok daha maliyetli bir ayarlama riskini de taşır diye bunu da uyarısına eklemiş ve ayrıca jeopolitik risklere de vurgu yaparak bunun da mal fiyatları üzerinde enflasyonist bir baskı yapabileceğini. Ya kardeşim şimdi yapabileceğini lafı ifade söyleyecek ama bu bir tahmin mi şimdi? Yazı gelmese turadır diye desem sana kesinlikle kazandım değil mi? Doğru. Yani her halükarda tahminler tutmuş. Öyle bir söyledi ki değil mi? Çok güzel bir şekilde yapmış. Tutuyor. Hani, o güzel, iyi ekonomistlik oradan geçer ya. Yani. Değil mi? Tabii, o yüzden iyi ekonomist. İyi ekonomist oradan geçer. İkinci bir ekonomist var. Son 4 krizin 8'ini bilene de iyi ekonomist diyorlar günümüzde. Hocam demin bize enflasyonun olası, yani en kötü senaryoda olası seyrini bir harita çizdiniz, bir yol haritası çizdiniz. Bize geride bıraktığımız hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da faiz kararını açıkladı ki zaten 250 bas puanlık bir artış bekleniyordu %45 olarak ve bundan sonra da zirveye ulaştığını, faiz arttırımları anlamında zirveye ulaştığını, bundan sonra bir bekle gör politikası izleyeceğini ifade etti. Ama olur da Merkez Bankası'nın gördüğü, daha doğrusu umduğu şeyden, yoldan çıkma olursa, bunu zorlayacak riskler görecek olursa faiz artışından da tamamen vazgeçmediğini ifade etti. Bundan sonra sterilizasyon enstrümanlarıyla piyasadaki fazla likiditeyi çekerek mevduat faizleri özellikle vurgu yapıldı ki son 2-3 metinde de buna vurgu yapılıyor. Mevduat faizlerinin iç talebi dengeleyebilmesi adı. Yani öyle bir noktaya geldik ki politika faizini %100 yapsanız da mevduat faizi oraya gitmeyecek. Yani buna reaksiyon vermeyecek bir noktada. Buna da sterilizasyon enstrümanlarıyla fazla likiditenin çekileceğini söyledi ki dün akşam da bir adım atıldı. Şimdi hemen bugünden yarına elbette bir etkisini görmeyeceğiz ama %45 önümüzdeki en olumsuz senaryo ve IMF'nin büyüme tahminleri. Bütün bunların hepsini nasıl yürüteceğiz acaba? Şimdi bayağı bir konu birikti ama ben şöyle başlayayım. Öncelikle Şeref Usta Hanım'ın böyle Churchill'den Turgut Özal'a kadar anekdotlarıyla olan konuşması benim kafamda da bir sürü böyle açılımlar yaptı, sorular. Biraz oradan birkaç konu tabii, alarak buyurun. Gelebilir miyim? Hepsini de unutmamaya tabii çalışacağım soruların ama yine çok keyifli Şeref Usta Hanım'ın anekdotları. Şimdi birincisi bu yabancı raporlarıyla ilgili belki birkaç cümle söylemek gerekirse yani ben de yani inşallah yanılırız. İnşallah. Bir vatandaş olarak ben de hani kur düşük kalırsa
enflasyon 30'a inerse ben en fazla yani vatandaş olarak bundan mutlu olurum. Refahım biraz daha iyileşir. İnşallah tutar diyeyim ama şimdi baktığımız zaman da şunu görüyoruz. Şimdi o raporlarda %45 iyi faiz deniyor. İşte bono tahvil faizleri de o civarlarda. Eğer kur buralarda kalacak hatta düşecekse şu demek. Ben bugün 100 dolar getirip %40-45 faize yatırırsam %45 kazanırım. Dolarım yani kur da aynı yerde kaldığı için dolar bazında %45 kazanırım demek. Çok kabaca. Doğru. Yani Amerika'da şu anda hani çok zorlasanız 4 kazandığınız bir yerde 10 katını kazanıyorsunuz anlamına geliyor. Hani herhalde böyle bir ortamı onlar olması en çok onların da hoşuna gidecektir. Birincisi bu. Geçen yıl yine bu zamanlar son çeyrekte 19,5 lira dolar kuru tahmini yapıyordu. Mesela o ilgili kurumlardan bir tanesi. İşte kurun seviyesinde gördük. O açıdan aslında hakikaten tahminleri sorgulamak gerekiyor. Hangi varsayımlarla yapılıyor, nasıl yapılıyor? Elbette biz de görüyoruz para politikası, Türkiye'nin enflasyonla mücadelesi çok farklı bir kategoriye geçti ve olumlu pozitif adımlar var. Yapılması gerekenleri de görüyoruz ama işte özellikle işlemeyen, takıldığımız yerler bunları da görüyoruz. Birincisi bu. İkincisi, şimdi IMF'in tahminlerinde 3.1 sanıyorum. Doğru. Küresel ekonomi, yani dünya ekonomisi için de benzer bir tahmin var hatırladığım kadarıyla. Dünya Bankası'nın raporu gelmişti birkaç hafta önce, 2.6. Yani bu kurumlar Washington'da birbirine yani çok yakın mesafelerde evet. bulunuyor. Bayağı benzer iyi araştırmacılar yetiştiriyor. Yarım puan çok önemli bir fark. Yani iki büyük kurumun bu kadar farklı tahmin yapması demek ki belirsizlik yüksek ve hangi varsayımla tahmin yaptığınıza göre de sonuç değişiyor anlamına geliyor. Bir tanesi de bu. Yani o tarafta da önemli bir fark olması bence önemli. Yine raporda dikkatimi çeken bir şey Arjantin hariç küresel enflasyonun 4.6'ya ineceğini söylemişler. Türkiye'de çıkarırsak demek ki küresel enflasyon daha da inecek. Yani Türkiye'yi çıkarmamışlar ama Arjantin'i çıkarmışlar. Onu gördük. Şimdi Türkiye tahmini konusunda 3.1 yani evet bizim şu anda zaten ilk çeyrekteki gidişatımız büyümemize çok sert bir frene yapmış gibi gözükmüyor özellikle iç talep konusunda. Ama bir yavaşlama var bunu görüyoruz. Birkaç hafta, bir iki hafta önce gelen bütçe rakamları, bütçe açığı rakamları emanete burada da konuşmuştuk hatırladığım kadarıyla bütçe emanetine ciddi bir rakam geldiğini 600-700 milyar lira olabilir. Ve onun bu yıl harcamaya dönüşeceğini de bize sinyalini veriyor. Yani kamunun büyümeye önemli katkısının belki son yılların en güçlü katkısının olduğu bir yılda olacağız. Deprem bölgesi tabii bunda önemli pay alacak. Seçimle ilgili çalışmalar, faaliyetler, seçimin kendisinin yarattığı ekonomik aktivite bile hani belli bir katkı sağlayacak. O yüzden Türkiye 3 civarı büyüyebilir ama enflasyon da işte bu tahminlerin daha üzerine gidecek anlamına. Yani ne kadar az büyürsek enflasyon da o kadar aşağı gelir. Büyümemiz ne kadar yukarı giderse, ekonomi ne kadar sıcak devam ederse de enflasyon tahminleri o kadar yukarı gider. Yani ekonomi bir tercih. Hani büyümeyi Doğru. tercih ettiğimizde ki demek ki dışarıdan görünen de o. Hani bir büyüme biraz daha iyi olacak tahmini var. Bize bunu söylüyor baktığımız zaman. Dolayısıyla evet büyüme tahmini olabilir ama dediğim gibi enflasyon da yukarı gidecek. Eğer biz çok sert bir fren yapacak olursak seçimden sonra o zaman büyüme belki ikilere doğru indiğini görürüz. Yani iki belki daha aşağıya doğru bir fren gelebilir ama aksi takdirde evet yani o tahminlerin tutma ihtimali olabilir diye düşünüyorum. Türkiye'de enflasyon 45 şeyi hatırlamaya çalışıyorum sorunun o son kısmını. Bir faizi sorunu, faizin geldiği seviye, bir aktarım mekanizmasının sağlıklı işlememesinden dolayı iş talebin dengelenmesi anlamında mevduat faizi ve şeyi düşündüğünüz zaman yıl sonunda nereye evet. taşır? Evet. Yıl sonunda bizi nereye taşıyacak? Yani, yeterli midir diye. Yani şöyle ben yani 45 aslında belki bundan birkaç ay önce hani şöyle bir Ağustos Eylül hatırlayın Merkez Bankası çok hayal edemeyeceğimiz bir noktaydı. Hani böyle 20'yi geçemez, 25'i geçemez derken 30-35 olur falan 45'e geldi. Aslında düşündüğümüzün bayağı üzerinde bir noktaya geldi. Bundan iki ay önce de daha yeterli gibi görünüyordu ama benim de görebildiğim son 1-1,5 aylık gelişmeler bu yeterliliği sorgulatacak bir noktada. Çünkü yani şöyle bir şey var aslında
faizin geldiği seviye kadar aktarım mekanizmasının çalışmaması. Aslında biraz önce söylediniz. Evet, yani evet. Paradoksal bir durum var. Merkez Yoksa faiz Bankası'nın, belki evet, de çok iyi bir noktada evet, ama evet, halk hissetmiyor evet, bunu. 35'ken Merkez Bankası'nın politika faizi mevduat faizleri 45-50 ve zorluyordu. Merkez Bankası 45'e geldi, mevduat faizleri 40'a indi. Yani paradoksal bir evet, durum, tam tersi yukarı gitmesi gerekiyordu. Dolayısıyla faizin işlevselliği güçlü değil gözüküyor. Şu anda aylık belki 6-7-8 enflasyon yaşayacağımız bir ayda 40-45 arası en iyi ihtimalle bir mevduat faizinin aylığı 3,5'lar civarına geliyor. Dolayısıyla bu da tasarruf edebilecek kesimin tasarrufa değil, hep görüyoruz, tüketime daha yakın olmasını ya da dövize daha yakın olması gibi iki sonuç geliyor. İkisi de enflasyon için kötü haber. Yani bir, kura baskı, iki, talep demek. O açıdan ve faizi arttırdığımız halde bunu yapamıyor olmamız evet, işin en can sıkıcı kısmı bu. Evet. Dolayısıyla aslında soru artık şu hale geldi. Faizi arttırma ve ne, bunun dışında ne yapmalıyız? Yani faiz 55 de olsa, mevduat faizi 40'ta kalacaksa, 35'e inecekse o zaman yine çok ciddi bir sıkıntı var demektir. O yüzden bunu aşmamız gerekiyor. Ve özel 5-6 ay boyunca şu enflasyonun yükseldiği dönemde ikna edici bir tasarrufa bir hamle yapmamız gerekiyor. Ben geçen hafta da bir tweette paylaşmıştım. Yani hissedilen enflasyon farklıysa faizinde hissedilen bir faiz olması doğru, gerekiyor. Doğru. Yani bu anlamda hislerimize tercüman olması gerekiyor. Fiyat üzerinden gidiyoruz. İşsizliği de hissedilen işsizlik. Mesela bu cüzdanımda bu cüzdanımda evet, 200 lira hissediyor cüzdanım bunu. Pazara gidiyorum 20 lira hissediyorlar onu. Pazarda 20 lira hissediyor. Artı şimdi TÜİK bunu zaman zaman yapıyor. Bir ara dedik ya, insanlar bu kadar işsizken nasıl o tekhane falan filan. Efendim ben son 4 haftadır iş aramayanları işsiz kabul ediyorum. O yüzden fakat susuramadı bizi. Biz hala sorduk nasıl oluyor işsizlik diye. Atıl iş gücü diye bir şey ihtas etmişti. Şimdi de hissedilen enflasyon diye bir şey hissetti. Ben de şöyle formül ediyorum. Devlet harcamalarında, kendi harcamalarında TÜİK'i kullanıyor. Gelirlerinde ise ENAK'ı kullanıyor. Hatta deyip çevirelim. 2 tane enflasyon var. Resmi enflasyon TÜİK, hissedilen enflasyon ENAK. Ama bütün çerçeve içerisinde eğer hissedileni bana dayatırsan ben hangi veriyle yola çıkıp hangi hesabı yapacağım? O zaman işte bu tahminlerin hiçbiri benim işime yaramıyor. Ne diyeceğim şimdi yıl sonu için? Evet. Hadi yani işte evet, o yüzden de mesela faizin de o anlamda gerçekten hissedilen bir faiz olması gerekiyor ki ya yani ben bu faizle tüketmemeliyim diyebilmeli tasarruf edebilenler. Tam bu noktada tüketim noktasında bir ara verelim. Tamam. Araya gitmemiz gerekiyor. Doğru. Döndüğümüzde yine tam da bu noktada tüketim ve bir de kredi kartı meselesi var. Son günlerde çok tartışılıyor. Tam da o noktadan devam edeceğiz ama şimdi bir aramız var. Tekrar birlikteyiz ve devam ediyoruz. Araya giderken de söylediğimiz gibi tüketim, iç talep ve kredi kartları. Şimdi özellikle kredi kartlarına odaklanılmış gibi görünüyor. Çünkü harcamaların orada giderek arttığı gözlemleniyor. Neden? Şimdi bunun iki sebebi olabilir. Bir, söylediğiniz gibi insanlar fiyat artacak diye veya alışveriş yapıyor. İki, para olmadığı için alışveriş yapıyor. Dolayısıyla oraya bir sınırlama gelir mi? Yani bunu biz düşünüyorsak elbette bu sınırlama şeyini düşünenler de görüyordur. Biraz rakamlarını vereyim sonra Erhan'a söylersin. Şimdi ben bunu bugün karttan çek dedik. Şimdi karttan çekeceğimiz var. Söyleyeyim niye? Buyurun. Geçen yıl kartlara 8.2 trilyon liralık ödeme yaptı kartla. 8.2 trilyon. Bak trilyon büyük rakam. Çok büyük rakam. Yani 8.200 milyar lira. Para harcadık. Ödeme tutarı %122 büyüdü. Kart sayısı %17 arttı. 377 milyon kart cebimizde var. 90 milyonuz ama 377 milyon kart cebimizde dolaşıyor. Şu anda eller yukarı telefonunu çıkar desem yerine kartlarını çıkarsam herhalde 3 tane sağlam senden sökerim. Bir tane bile yok. Rahatlıkla helal, söyleyebilirsiniz. Helal olsun o zaman sen İçeride. Örnek. Çok iyi. Üstümde bitmedi. Taşımıyorum. Bitiriyorum. E-ticaret de bunu zıplattı. Ve kredi kartının kredi kelimesini biz yanlış anladık. 2024'te açıkçası kredi kartları noktasında bir tedbir gerekiyor. Aynısı 2008'de hatırlar mısın? Bunlar ödenemeyecek noktaya gelmişti. Kredi kartını yüzdürmeye başladık. Yeni
borçlarla. Hı-hı. Şimdi bununla ilgili olarak mevcut limitleri de aşağı çekmeye hazırlanıyorlar. Artı işte zaten daha önce de taksit sayısı indirilmişti. Ama bu ne kadar tedbir alırsan al, kredi kartından da eğer çıkarırsan insanlar ne yiyecek, ne edecek? Bir de bunu hani kayıt dışı riski de var bir taraftan da. Kredi kartı yine ne olursa olsun her şey kayıt altında oluyor. Ondan vazgeçtim ama açıkçası bazı insanlar o kredi kartının o alacağı şeye muhtaç. Ama biz bunu mesela evet. konuşuyorum, bazılarına konuşuyorum. İhtiyaçlarla istekleri biz karıştırdık birbirine. Konfor tuzağı bu. Bir gün bir hanımefendiye soruyordum, konuşuyoruz bunu, tartışıyoruz. Ayakkabılığındaki 17. ayakkabın istek mi, ihtiyacın mı dedim. Bana kızdı. Erkekler için de söyledim. İşte belimde 14'lü bilmem, elimdeki bilmem ne 15'li telefonun 16'sı isteğin mi, ihtiyacın mı kardeşim? Yani açıkçası bu konfor tuzağı bizi öyle bir yere getirdi ki, sözü şöyle bağladım, kusura bakma uzattım. Yani konfor için vazgeçtiğin ilken, senin satıldığın fiyatı belirliyor. O söylediğiniz konfor tuzağının ismi zaten hani pazarlamanın bir numaralı şey. İnsanlara önce ihtiyaç yaratırsın, ihtiyacı olmadığı halde. İsteklerini istiyat haline getirirsin. İsteklerini istiyat haline getirirsin ama o tuzağa düşmemek hepimizin elinde. Yani sistem evet. bu, sistem bu şekilde işliyor. Ama biz de tuzağa düşmek için hani bunun da yine makroekonomik olarak sağlamasını da yapabiliriz. Eğer bu kadar değerlenmeseydi kur, ithalata bu kadar yönelmeseydik vesaire vesaire diye de bunu ayrıca konuşabiliriz ama kredi kartlarıyla devam edelim. Şeref Hocam'ın söylediği gibi bir önlem düşünülüyor gibi. Evet. Bu ekonominin girişi hani isteklerimiz sınırsız, kaynaklar kıt diyoruz. O isteklerimiz sınırsızı nasıl değiştireceğiz? Yani doğa ve eğitimleme. Mahatma Gandhi diyor ki basit yaşa ki başkaları da var olabilsin. Yani bu soruyu hepimizin sorması evet. gerek. Yani bu sınırsız isteklerimiz niye sınırsız? Yani çünkü öyle mi gerçekten? Ya her şey tüketime odaklı hale geldi. Hepimiz de aynı şekilde İhtiyaçlarımız sınırlı, başladı. İsteklerimiz sonsuz. Ekonomi de sınırlı kaynaklarla sınırlı ihtiyaçlar, sonsuz istekleri karşılama evet. sanatı deniyor. Evet, evet. Bilimi denmiyor. Dikkat et. Sanatı diyor. İsteklerimiz sınırlanırsa kaynaklarımız bollaşmaya başlayacak. Başarı, yani evet. ters bununla olacak. Ilgili yani, net bir atasözümüz de var. Ayağını yorganına göre uzat. Dört kelime. Sevgili ayağını kardeşim, yorganına göre uzatmazsan dışarıda kalır. Ben bunu paylaştım da bazı izleyiciler haddimi bildirdi. Şeref Hocam ortada yorgan falan kalmadı diyor. Nereden bahsediyorsun? Bugünden bahsetmiyoruz zaten. İş bu noktaya gelene kadar. Güzel. Erhan Hocam kredi kartı. Kredi kartı yani şey... Aslında tabii o kadar fiyatlar ve yani alım gücümüzü zayıflatan bir tablo yaşıyoruz ki o kredi kartındaki harcamaların bir kısmı nakit taşımanın hani atıyorum bir o çok basit bir şey 1000, 2000, 3000 ki hani cebinizde cüzdanınıza sığması zor. Yani 2-3 bin liralık gittiğinizde ya basit benzin bir market... deposunu fulllediğinizi şimdi öyle bir şey mesela, yok da yani düşünsenize. Mesela yani değil mi yani benzin işte 2000 liralık benzin alsanız bile hani o gün 3-4 bin lira bir şekilde harcamak durumunda olsanız cüzdanınıza sığdırmanız zor. Hani 200 liralık bulmuyorsanız falan. Lazım. Yani bir kere böyle bir bak, şey var. Tam da az önce buraya geldim şeyden geldim. Beyoğlu'nda bir yerden geldim. Beni bırakan şoför abi diyor 200 lira verdim diyor valeye. 400 lira yaptık dedi. Bundan bir tane daha ver dedi. İkinci bir banknot istedi. Evet. Sormuş ona niye? Abi ancak kurtarmıyor. Yani evet şey... Bunu bana izah edin. O zaman hakikaten bir şey konuşmayalım. Kapatalım programı bu noktada. Yani bu nedir öyle şimdi? Şey ki göreli fiyat kavramımız yok oldu. Evet. Ve hiçbir fiyat doğru oluşmuyor. Yani bunun tam tersine dönmesi gerekirken üzerine gidiyor. Yani herkes kendi yüksek fiyatla karşılaştıkça daha yükseğini istiyor. İsteyebilenler, fiyatını belirleyebilenler. Zaten geri kalanı işte da sabit gelir. Yani sabit gelirle işte ücretine zam... istiyor emekli hani olabildiği kadarını alamıyor. Yani tam bir sarmal bu maalesef. İşin kötüsü de ekonominin en önemli şeyi kaynak dağılımı, işte fiyatların doğru oluşması lazım ki kararlar doğru oluşsun, yatırım kararı doğru verilsin, tüketim kararı doğru verilsin. Yoksa tamamen hissiyat üzerine hani kaçırmamak hissedilen. Üzerine enflasyon hep odur. Bizi panik eder. Kaçırmayayım, alayım işte isteğimiz olması, ihtiyacımdan bir iki gömlek alacağım. Seneye daha pahalı üçüncüsünü alayım alabiliyorsam gibi örnek veriyorum. Yani bizi çok yanlış yerlere yöneten yani diyoruz her şeyin başında, kötülüklerin başında, ekonomide enflasyon var. Gerçekten öyle bir nokta var. Yani kredi kartı meselesinin bir bu boyutu var. Yani
çok büyük, yani elimizdeki 200 liralık banknotların işe yaramaması çok önemli bir faktör. Enflasyon diyorum, ekonomide banknotun dolaşım miktarı evet, belli bir seviyeye ulaşınca... %50 en büyük küpür, Merkez Bankası yasasını söylüyorum, geleneğin. En büyük küpür... Yasa değil de... Teamülünü. En büyük küpür, piyasada dolaşan banknotlu adedinin %50'sini aştığı an bir üst küpüre geçilir. Şu anda Türkiye'de %72. 200 liranın payı. Bir sonraki küpür 500 lira, bir sonraki küpür 1000 lira. Bununla ilgili olarak bunlar yapılmıyor. Söylenen şu, seçimden sonra eskizleri çizilmeye başlamış. Tartışma konusu arkasına kimin resmini koyacağız? Erhan Hocam, dolayısıyla geldiğimiz noktada kredi kartlarına bir sınırlama çok da bir sorunu çözecekmiş gibi. Değil yani, sınır atıyorum belki çok üst limitlerde biraz azalabilir. Ama ne olacak? Yani 100 bin lira limiti olan birini 90'a indirseniz 80'e, bunun etkisi çok da fazla olmayacaktır. Yani bir süreliğine olabilir ama... Zaten gelire göre yani, değil miydi bu? Hani gelirin ne kadarsa ona göre bir kredi kartı... Bankaların sizin performansınıza göre veriyorlar. Her bankanın da politikası değişik. Evet. Yani öyle bir şey, sabit bir kuralı yok Murat. Ben onu almak istiyorsam ve bir gelirim varsa, yani eğer bunu kredi gibi kullanıyorsam evet, ama... Almak isteyen bir gider nakit çeker alır, IBAN'la havale yapar falan. Yani dolayısıyla o talep yaratabilecek kesimin talebini kesmek çok kolay olmaz. Yani bunlar tabii ki önemli ama hep sonuçlara yönelik. Yani talep artıyor, neden artıyor değil de yani o talebi, o günkü durumunu kesmek. Yani yine ana nedenden uzaklaşmak. Yani ana neden dediğimiz gibi enflasyonun artacağı beklentisi kırılamıyor. Ana neden kurla ilgili beklentiler tam kırılamıyor gibi, o tarafa yönelmek lazım. O zaman para politikası, işte aktarım mekanizması çalışmıyor herhalde. Biz bunu nasıl çalıştırabiliriz? Yani, en büyük problemlerden bir tanesi. Şimdi mesela Merkez Bankası adımlar atıyor. Doğru, bence farkında da. Hep kendisi de söyledi bu likiditeyi kısmak. Daha fazla da adım atabilir. Ama bunlardan bir tanesi eninde sonunda bu dışarıyla yurt dışı swap kanalını açmak gibi gözüküyor. Yani o açılmadan... İçeride Merkez Bankası, içeride bankalardan döviz alıp TL likiditesini vermek durumunda. Çünkü KKM dönüşlerinden insanlar dövize dönüyor. Bunu bu şekilde değil, yurt dışıyla, hani içerideki TL yurt dışına gitsin, dışarıdan döviz gelsin. Onu açmak bir yöntem olabilir. Ya da bir süreliğine... Ama o da riskli bulunuyor. Tabii, muhtemelen. Yani şu çünkü anda yapmak, hızlı yapmak vesaire. Ama bir de şu galiba, nasıl KKM'de bir süreliğine işte biz kur farkını veririz falan, bu hazineye bir yük. Belki burada da bankaların niye faizi yükseltmediğini biliyoruz. Yani karlılıklarını etkiliyor, ellerinde fazla likitte falan var. Orada o maliyeti karşılayacak, ortak olacak adımlar olabilir. 4-5 aylığına en azından hazinenin bu yükü ortak olması. Hazine doğrudan bankalara para vermez ama bazı alacaklarından vazgeçebilir, mahsuplaşabilir, bir takım vergi yüklerini azaltabilir bankaların gibi ya da belki şeylere bu zorunlu karşılıklar duran paralara biraz faiz verir. Yani bir şekilde mesela orayı telafi faizi verip o zaman siz de buradaki faizi telafi edin diyebilir. Anlatabiliyor muyum? Yani belki o zaman bankalar şeyden alacağı, Merkez Bankası'nda zorunlu karşılıklar için alacağı telafiyi vatandaşın kaybettiğini telafi edecek adımlar atabilir. Ama mutlaka bizim ya ben bu faizi kaçırmamalıyım hissedilen diyoruz ya faiz, onu başarmamız gerekiyor. Yoksa yani algıyı etkiye ediyor. Çok önemli aylardan geçiyoruz. Hani birkaç aylık bu enflasyon beklentinin kırılamaması demek bir yılın daha kayması veya ayların kaybedilmesi anlamına gelir. Bizim o lüksümüz yok. Dünyada enflasyon geriliyor. Seçim sonunu beklemek gibi bir lüksümüz de. Yani artık iki ay, yani o lüks değil. Yani bence yoktu ama bundan sonra hani şu bir iki ay içinde çok bu yönde adım atabiliriz. Artık seçim diyorsun. Sonrası atılır mı atılmaz mı sorusunu soruyoruz. Ama gerçekten para politikasının etkinliğini sağlamamız gerekiyor ki o kredibilite, o güveni geri sağlayabilelim. Bütün dünyada enflasyon düşme eğiliminde ama bu jeopolitik riskler falan çok büyük bir tehdit oluşturuyor. Normalde düşen enflasyonun olduğu bir dünyada bizim daha da yükseğe gitmemiz bir başka rekabet gücümüz açısından da sıkıntı. Ben uzatmayayım, zamanımız da azalıyor galiba ama... Son bir cümle, başta buyurun. Konuştuğumuz yabancı raporları, bütün dünyada bu Greenspan'in bir lafı vardı hani irrasyonel coşkunluk diye. Hı hı. Bence bütün dünyada onun 2.0'ı falan var. Yani işte Mart'ta Fed faiz indirecek, faizler inecek, gelişmekte ülkeler de faiz indirecek.
Onlar faiz indirdikçe biz onların bonosunu tutarsak oradan para kazanacağız falan. Aşırı iyimser. FED onu yaparsa, faizi indirirse bütün piyasalar coşar. O coşkunun sonu da yani bir balon ve her balon gibi patlar. Ellen Grasper'ın bu lafı var ya hani. İrasyonel coşkunluk diyelim. İrasyonel coşkunluk. Bir Azeri şair şöyle diyor. Dermanı olmayan bir dersin, derdin arsızlıktan başka çözümü yoktur. Dermanı olmayan bir, derdin arsızlıktan başka çözümü yoktur diyor. Güzel valla yine yakaladınız. Deminden beri konuşuyoruz. Enflasyon bütün kötülüklerin arası. Hakikaten yaşadığımız sıkıntıların tek bir sebebi var. Enflasyon hiç kimse önünü göremiyor. Fiyatlama alışkanlıkları tamamen gitti. Tüketici de ya yarın bunun fiyatı 2 kat artacak, 10 lira artacak, 20 lira artacak, 5 lira, her neyse. Bugün daha az ödeyeceğim, cebimde daha fazla para, onu başka bir yere harcayabilirim düşüncesiyle daha fazla. Dolayısıyla talep, iç talep vesaire diye bu şey fasit daire genişleyerek hangisi hangisini doğurdu bir yerden sonra şeyini, önemini kaybediyor. Ama bu daire hepimizi boğmaya devam ediyor, enflasyon meselesi. Bir de dün gelir dağılım istatistikleri açıklandı. Son 5 dakikamız. Gelir dağılım istatistiklerine baktığımız zaman son yapılan araştırma sonuçlarına göre diyor Türkiye İstatistik Kurumu kullanılabilir fert gelirine sahip %20'lik grup toplam gelirden aldığı pay en yüksek. Fert gelirine sahip %20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay bir önceki yıla göre 1.8 puan artarak %49,8'e çıkmış. Peki en düşük... Yani nüfusun %20'si kardeşim gelirin yarısını alıyor. Aynen öyle. En düşükte %5,9'unu alıyor. Uzatmaya gerek yok. Evet, bu kadar net. Bu kadar net. Bugün Bloomberg'te bir grafik vardı zaten. Yani bütün en üst gelir grubunu artmış, diğerleri düşmüş. 10 yıl öncesine göre. Yani gelirden aldığı enflasyonun yani en büyük numarası da zaten zengini daha zengin yapar. Orta direği yok eder, fakiri daha fazla fakir yapar. O açıdan şimdi ben baktığım zaman enflasyon iki türlü unsur üretir. Bir zadeler üretir, bir zedeler üretir. Zedeler ziyan olmuş. İşte yüzde değil mi? 5,9. %80'i de gelirin %50'si de %80'e pay ediliyor. Doğru. Bir de zade üretiyor. %20 de gelirin yarısını, hatta zadenin de zadesi var. Fevkalade zadeler. Onlar %5'i neredeyse bütün gelirin çeyreğini tek başına cebine indiriyor. Ama bu sadece Türkiye'ye de has değil. Evet. Biz abarttık evet. Biraz. Evet. Ben hatırlıyorum bundan 10 sene önce Wall Street işgalcileriyle beraber yürüyordum Wall Street'te. Tesadüfen oradaydım elimde pankartlarla. %1 hareketi, %99 %1'den payını istiyor falan filan diye. Occupy değil mi? Evet, Wall Street Occupy işgalcileri evet, falan filan. Şimdi oradaki yapı şunu gösteriyordu. Bir, açlık en büyük kitle imha silahıdır. İki, yakın gelecekteki savaşlar, tahminler bunu gösteriyor. Sağcı solcular, mezhep savaşları, din savaşları, zenciler, beyazlar ya da şu anda Amerika'da yavaş yavaş kuzey güney değil, açlarla toklar arasında olacak. O yüzden bu açlarla toklar arasında olan yapı itibariyle Türkiye burada bir kötü bir puanı var. 17 kat ikisi arasında fark olabilir mi? Olmaması lazım. Olmaması lazım değil mi? Tabii ki. Bunu nasıl kapatırız? Önce enflasyonu ortadan kaldırmam tabii lazım. Yani zemin. İlk zemin. Etap o evet. Evet. Cini katsayı, istediğin katsayı sıfıra yaklaştırman lazım. Cini ki bu, daha adil bir dağılım tabii. Olsun. Adil bir kare. Bire doğru gittiği zaman adalet daha sosyolog, fazla. Sosyolog, istatistikçi, ismini de vereyim Cini nereden çıkıyor. Carodo Cini diye bir sosyolog, istatistikçi bu şeyi yaptı. Lorenz eğrilerinden dedi bu eğer aşağı doğru sıfır olursa her şey yolundadır ama bire gidiyorsa felakettir. Cini'nin bir başka şeyi de tepsi gibi olması demektir. Gelir dağılımını öyle yap ki her yere eşit şekilde geliri dağıt. Ama devlet şu anda kendi eliyle bizzat gelir dağılımını bozuyor. Mesela kamu tasarruf yapmıyor. Bunu Murat, beri konuşuyoruz. Evet. Murat yapsın diyor. Ben arabamdan vazgeçmem diyor. Bu tasarruf tedbirlerinden bu yana alınan arabaların miktarı 7-8 milyar lirayı bulmuş. Kiralıyorlar artık. Binalar kiralanıyor. Peki o katılmıyor şeye. Biz ise gelir dağılımı elimizden geldi bozuyor. Orta direği kızarsa ne olur? Demokrasinin kalitesi düşer değil mi? Ve güvensizlik artar. Ben bilmiyorum bu cini katsayısı bize diyor ki ayağını denk al diyor. Evet. Ve bir şeyde yani bu transferler hani karşılıksız destekleri çıkarırsak %52'ye çıkıyor. Ha yani. O daha da kötü. Yani ancak eğer bunu biraz çıkarırsak, yoksula yapılan yardımları da bir kenara atarsak çok daha kötü. Yani %52'ye çıkıyor demek
Peki nasıl bunu çözeceğiz? Biz niye hep şeyi tartışıyoruz, durumu tespit ediyoruz? Biraz da çözüm önerileri getirsek. Benim üç ayaklı bir çözüm önerim var. Onu da paylaşayım belki. Bir, gerçekçi tespit. Var mı? Yok. İki, kapsayıcı çözüm. Var mı? Yok. İhracatçı diyor ki bunu 45 yap ama bir tarafı düşünmüyor. Üçüncüsü de güvenilir uygulayıcı. Üçü aynı anda yok olduğunu düşünüyorum. Bu da şunu gösteriyor. Galiba biz henüz çözümden uzağız. Ama bu çözüm olmayacağı anlamına gelmez. Geçen hafta Erhan Hocam'la Burak Hoca'ya şunu sormuştum. Enflasyonla mücadele konusunda bir miktar, önceki aylara göre son dönemde bir gevşeme, kararlılıklı bir gevşeme acaba gözlemliyor musunuz diye. Yani evet de demediler ama hayır da demediler. Yani dolayısıyla böyle bir iki arada bir şeyde evet diyebilecek kadar delil yok, hayır diyebilecek kadar da delil yok. Ama hayır enflasyonla mücadele sonuna kadar gidiyoruz da diyemiyoruz şu anda. Dolayısıyla bu çerçeveden baktığımızda asıl soru enflasyonla mücadele etmek ya da bunları düzeltmek için istiyor muyuz bunları gerçekten düzeltmek? Enflasyonla mücadele istiyor muyuz? En kötüsü şu olacak, bu enflasyon bize yeter dersek o zaman işte her şey çok daha zora gitmeye başlayacak. O mücadeleden, enflasyonla mücadeleden asla vazgeçmemek lazım. Yönetmenim ne kadar vaktimiz kaldı? Son süreyi de ben yemişim. Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu çok teşekkürler. Doktor Şeref Oğuz çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Süremizin sonuna geldik. Değerli izleyenler, ekonomik görünümü burada bitiriyoruz. Yaklaşık 5 dakika sonra da küresel piyasalarla tekrar birlikte olacağız.